Merhabalar herkese. Bugün sizlere yine böyle turkuaz rengi bir iple çiçekli bir model göstereceğim. Aslında bu modelle şal yapılmış, atkılar yapılmış. Ben dantel ipiyle masa örtüsü ya da runner tarzı bir şeyler yapabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel duruyor. Yapılışı da oldukça kolay. Ben şimdi kısa bir bölümde size göstereceğim. Tığım 11 numara, ipim altın başak maxi. Şimdi zincir çekiyorum önce. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığım başını bir kez doluyoruz. Şurayı sıkıştıralım. Evet, tığım başını pardon bir kez değil iki kez doluyoruz. 4 tane zincir çektik. Tığım başını iki kez doluyoruz. İlk zincirin içine batıyoruz ve dörtlü trabzan yapıyoruz. Önce bir ilmek, sonra iki, sonra iki, sonra tekrar iki alıyorum. Şöyle bir boşluğumuz var. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyoruz. Yine tığın başını 2 doluyoruz. Modelde hep dörtlü trabzan yapıyoruz. Yani tığın başını 2 kez dolayarak. Şimdi son yaptığımız trabzanın üzerinden tığı şöyle 2 ilmek alarak geçiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 diyorum, bırakıyorum. Dördüncüyü çekmiyorum. Tekrar 2 doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. 1, 2, 3 kez çekiyorum, bırakıyorum. Tekrar 2 doladım. Yine aynı şekilde aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 kez çektim. Zincirle birlikte 4 tane trabzan yaptım. Şimdi hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi şuradaki boşluğun aynısını oluşturacağız. Bir tane böyle boşluk, bir tane böyle 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 doladım. Bu yaptığım dörtlü trabzanların tepesine şöyle yandan doğru girerek çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4'te çıkıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane buraya trabzan yapacağız. 2 doluyoruz. Şu şekilde tepeden doğru batıyoruz. 1, 2, 3 alıyorum, bırakıyorum. Tekrar 2 doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 çektim, bıraktım. Tekrar 2 doladım. Aynı yere. 1, 2, 3. 4 tane trabzanım oldu ve kapattım. Evet, bu şekilde ne yapacaksam o uzunlukta örmeye devam ediyorum. Bir tane böyle 4 zincir çekip bir dörtlü trabzan yaparak şöyle bir boşluk oluşturuyoruz. Onun üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 doluyoruz. Son yaptığımız 4 tane trabzanın tam tepesine şöyle 4 tane ilmek var. Bakın arasına giriyorum. 1, 2, 3, 4'te çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi 4 tane trabzan yapıyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Yine aynı şekilde bu 2 tane alttaki 2 tane trabzanın tam tepesine yandan doğru batarak 1, 2, 3 çektim, bıraktım. 2 doladım. 1, 2, 3 bıraktım. Tekrar 2 doladım. 1, 2, 3 ve kapattım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. 2 doladık. Bir tane yine dörtlü trabzan yaptık. Tekrar 4 tane trabzan yapacağız. Şimdi 4 zincir çektik. 2 doladık. 1, 2, 3 de çıktım, bıraktım. Dördüncü ilmeği hep birlikte topluyoruz.
3 defa çekiyorum ve bırakıyorum. Evet, 4 trabzanım oldu. Şimdi kapattım. Biraz daha uzatalım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 doladık. Tam 4 tane trabzanın tepesine batıyoruz. 4 defa da çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 doladım. Şimdi 4 tane aynı noktaya batarak trabzan yapıyoruz. 3 defa çıkıyoruz. 3 defa da 4. ilmeği çekmiyoruz. En son çekiyoruz. Şimdi kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 2 doladım. İki, üç ve dört. Evet, biraz daha model kendini göstermesi için biraz daha öreceğim. Bir, iki, üç, dört. Şimdi dört tane trabzan. Bir tane, iki tane yapıyoruz. Bir tanesinde de dört tane yapıyoruz. Tabii tığın başını her defasında iki defa doluyoruz. Bir, iki, üç defa çıktık, bıraktık. 1, 2, 3 bıraktım. Tekrar 1, 2, 3 çektik ve kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 doladık. Şimdi bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 doladık. Şimdi 4 tane aynı noktaya batarak yine dörtlü trabzan yapıyoruz. Ama 3 defa çekip bırakıyoruz. En son trabzanı yaptığımızda tepesini birlikte topluyoruz. Evet, 4 oldu. Şimdi kapattım. Evet, sanırım model için bu kadar yeterli olur. Bir, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi 15. yapacağım. Çünkü 4 tane trabzan yaptık. Bitişimizde de yine 2 tane olması gerekiyor. 4 zincir çektim. 1 tane dörtlü trabzan yaptım ve bitirdim. 15 sıra. Şu şekilde 15 sıra. Şöyle boşlukla başlamıştık. Yine boşlukla bitirdik. Şimdi buradan modeli kurmaya başlayalım. Zeminimiz bu şekilde. 3, pardon, yine 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Şurada oluşturduğumuz boşluğa 2 tane trabzanın arasına batarak 1, 2, 3 çektim, bıraktım. Yine 4 tane trabzan yapacağız ama boşluğun içine batarak şimdi. 3, hep 2 doluyoruz. 1, 2, 3, kapattık. Şimdi 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Son yaptığımız boşluğun içine batarak 4 tane trabzan yaptık. Yine tepesini birlikte birleştirdik. 10 tane zincir çekiyoruz. Yine tığın başına 2 doluyoruz. Aynı boşluğun içine tekrar 4 tane daha dörtlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde 3 defa çekiyoruz. 2, 3 çekiyoruz. Tığı da bırakıyoruz. 2 doladık. 1, 2, 3 çektik. 3 oldu. Şimdi 4. yapıyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar 10 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 2 defa doluyoruz. Yine aynı boşluğa tekrar 4 tane daha aynı şekilde trabzan yapıyoruz. 1,
Aynı boşluğa batıyoruz. Son yaptığımız boşluğun içine 3 defa çekip bırakıyoruz. 1, 2, 3. Evet, sonuncu yapıyorum şimdi. 1, 2, 3. Ve kapattık. Bir tane zincir çekelim. Evet, son yaptığımız boşluğun içine 4 trabzan, 10 zincir, tekrar 4 trabzan, 10 zincir ve 4 tane trabzan yaptık. Şimdi bir tane zincir çektim tepeyi kapattıktan sonra. Tekrar tığımızı 2 defa doluyoruz. Şimdi şu alt sırada 4 tane trabzanımız var burada. Buraya hiçbir işlem yapmadan hemen onun altındaki şurada oluşturduğumuz boşluğun içine giriyoruz. Tekrar buraya aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 defa çektim, bıraktım. 2 doladım. 1, 2, 3. Bıraktım. 2 doladım. Aynı boşluğa batıyorum. Yine 4 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Evet, şimdi kapatıyoruz. Tekrar 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynı boşluğa tekrar 4 tane daha trabzan yapacağız. 2 doluyoruz. Yine aynı boşluğa batıyoruz. 2, 3 çektim, bıraktım. 2 doladım. 1, 2, 3 çektim, bıraktım. 1, 2, 3. Şimdi dördüncü yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tepesini kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Evet, çiçeklerimizin yarısını bu şekilde sona kadar gelerek tamamlıyoruz. Diğer yarısını da diğer taraftan dönerek tamamlıyoruz. Devam edelim şimdi. Her boşluğa bu şekilde 2 tane yapıyoruz. Sadece en baştaki boşluğa 1, 2, 3 tane yaptık. Şimdi her boşluğa bu şekilde 2 tane dörtlü trabzan yapacağız. Arada 10 tane zincir çekeceğiz. Şimdi şurayı atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa gireceğiz. Burada kapattık. Bir zincir çektik. 2 doluyorum direkt. Geliyorum buradaki boşluğa. 3 çekip bırakıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 2 doladık. 1, 2, 3. 2 doladık. 2, 3 çektim. Şimdi dördüncüyü, bakın 2, 4, 5 tane ilmek var tığımda. Hepsini birden çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 doluyorum. Aynı boşluğa yine 1, 2, 3 çektim, bıraktım. 1, 2, 3 bıraktım. Yine 2 doladım. Şimdi 3. trabzanı yaptık ve son trabzanı yine aynı boşluğa batarak tamamladım. Bir tane de zincir. Evet, bu şekilde şimdi başa kadar gelelim. Tek yapacağımız işlem bu. Her aradaki şu boşluklara, şu dörtlü trabzanlara hiçbir şey yapmıyoruz. Şu boşluklara batarak 4 trabzan tepeyi birlikte birleştirdik. 10 zincir, tekrar aynı boşluğa 4 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi buradan sadece tığımızın başını dolayarak diğer boşluğa geçiyoruz. Aynı işlemi sonuna kadar tekrar ediyoruz. Burayı da yapalım. 3, 4. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine 2 doladık. Aynı boşluğa yine. 1, 2, 3, 4.
Kapattım ve bir tane zincirle sıkıştırdım. Evet, şimdi son, daha doğrusu ilk yaptığımız boşluk şurası. Şuraya gelinceye kadar aynı şekilde örelim ve orada birlikte dönüşünü yapalım. Evet, sona kadar geldim ben. Şimdi aynı şekilde örerek. Şimdi sonda da, daha doğrusu en başta yaptığımız boşluğumuz var. Aynı şekilde oraya giriyoruz. İki kez doluyoruz. İlk yaptığımız boşluğun içine yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 2 doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bu şekilde papatya gibi yapraklar yaparak döneceğiz burayı. Evet, 3. trabzan. 4. trabzan ve kapattık. Tekrar 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 2 tane dörtlü yaptık. Şu ipimizi de gizleyelim zincirin etrafında. 2 doladık. Tekrar 3. yaprağı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve kapattım. Şimdi son boşluğa 1, 2, 3 yaptım. Tekrar bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu zincirlerimiz hep 10 tane olacak arada. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. En baştakine. 1, 2, 3, 4 ve tekrar kapattık. Şimdi boşluğun içine 1, 2, 3, 4 tane yaptım. İki, şununla birlikte sayarsak bu ilk yaptığımız 4 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapacağız. 6 tane yaprağı varmış gibi görünecek. Tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4. Pardon, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Evet, bir tane daha yapıyoruz. Normalde içine girdik. Şunu görmeyin. Bu ilk sırada yaptığımız 1, 2, 3, 4 tane yaprak yaptık. Şimdi 5. yaprağı yapıyoruz. Şu ilk sırada yaptığımız trabzanla beraber 6 yaprak olarak görünecek kenar. 2 doladım. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve kapattım. Bu şekilde dönmüş olduk. Şimdi yapacağımız işlem de aynı şekilde bu çiçeklerin şimdi diğer tarafını, diğer kanadının yapraklarını yapacağız. Bir tane zincir çekelim. Tığın başına 2 kez doluyorum. Şimdi geliyorum bir sonraki boşluğa. Birinci trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan. Trabzanları söylemiyorum artık. Hep aynı şekilde 3 defa çekiyoruz ve dördüncüyü birlikte çekiyoruz. Tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine aynı boşluğa. Diğer tarafı yaparken 2 tane yapmıştık. Bu tarafı giderken de aynı boşluğa 2 tane dörderli trabzan yapıyoruz. 2 3 4 Şimdi kapatıyorum.
Bir tane de zincir çekelim. Bu şekilde çiçeklerimiz oluşmaya başlıyor. Yani her yuvarlağın etrafında 2, 4, 6 tane yaprak görünüyor. Şöyle baktığımızda da burada da 6 tane yaprak. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Hemen buradan tığın başını doluyoruz. Direkt boşluğun içine batarak yine 2 tane dörderli trabzan yapıyoruz. 2 doladık. Olmadı. Evet, 2 doladım. 1, 2, 3 çektim, bıraktım. 2 doladım tekrar. 3 çektim, bıraktım. Ve kapattık. Tekrar 10 zincir. 2 doluyoruz. Aynı boşluğa 4 tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve kapattım. Bir tane zincir çektim. Üçüncü yaprağımız, çiçeğimiz de tamam. Evet, 2 tane de buraya yaptık. Şimdi yine 2 kez doladık. Hemen diğer çiçeğimizin ortasına gidiyoruz. Yine 4 tane dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 doluyoruz. 1, 2, 3 çekip bırakıyoruz. Ve kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 2 doladık. Yine aynı boşluğa 4 tane trabzan yapalım. 3, 4 ve kapattım. Bir tane de zincir çekelim. Şöyle çiçeklerimiz ortaya çıkıyor. Evet, şimdi aynı şekilde her boşluğa, her şeyin boşluğu belli zaten. İkişer tane dörtlü trabzan yaparak sona kadar gelelim. Evet, şimdi son boşluğa geldim. Yine aynı şekilde buraya giriyoruz. 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3, 4. Tepede birleştirdik. Tekrar 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 2 kez doladık. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak görünüyor. 6 olacak. Onun için son yaprağı da yapıyoruz şimdi. 2, 3, 4. Kapattım. Tekrar 10 zincir çekerek şuradan birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Şimdi geliyoruz en tepeden, dörtlü trabzanların tepesinden birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim. Bu sıramız bitti. Şimdi ikinci sırayı da aynı şekilde yapıyoruz. Aynı çiçekleri yapıyoruz. Ve şu çektiğimiz 10 zincirlerden ekleye ekleye devam edeceğiz. Şimdi ipimizi keselim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane çiçeğim oldu. Evet. Şimdi kaç tane başlamıştık? İkinciye başlarken de aynı şekilde başlamamız gerekiyor. Şimdi tam ortayı sayıyorum. Boşluk ve
Dörtlü trabzan boşluk, dörtlü trabzan şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra yapmıştık. Sonra da çiçeklerin yapraklarını yapmaya başladık. Yine aynı şekilde tekrar alıyoruz elimize. 15 sıra alt zemini oluşturuyoruz. Yani videonun başını alarak tekrar izleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 2 doluyoruz. Tam zincirin dibine batıyoruz. 1, şimdi hatırlatmak için yapayım. 2, 3, 4 de çıkmıştık. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 doladık. Son yaptığımız trabzanların tepesine battık. 1, 2, 3 çektik, bıraktık. 2 doladık. Tekrar 1, 2, 3 çektik, bıraktık. Aynı yere batarak şimdi dördüncüyü de yapıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Bu şekilde uzunca bir zemin hazırlamıştık. 15 sıra. Sonu da yine boşlukla bitecekti. Şimdi bunu hazırlayalım. Aynısını öreceğiz. Sadece şu yanlardan ekleyerek devam edeceğiz. Yani tekrar aynısından 15 sıra yaptık. Başta ve sonda boşluğumuz var. Yine buradan bir kenarını şurada gösterdiğim gibi, ilkini yaparken gösterdiğim gibi bir kenarını yapıyoruz. 4 tane zincir çektim. Boşluğun içine batıyorum. Yine dörtlü trabzanları yapıyoruz. İlk kenarı yaparken ekleme yok. Diğer kenarı, gerçi oradan da ekleyebilirsin ama ikinci kenarı yaparken eklersek daha rahat çalışırız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Şimdi aynı işlemleri başa kadar yapacağız. Oradan dönüşte çiçeklerin diğer tarafını yaparken eklemeye geçeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Üç tane yapmıştık buraya. Tekrar üç tane dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Evet, üç tane yaptık. Tığın başına iki doladık. Diğer boşluğa geçiyorum şimdi. Diğer boşluklara da ikişer tane dörtlü trabzan yapmıştık. Arada yine 10 zincir. 7, 8, 9, 10 zincir. 2 doladık. Tekrar aynı boşluğa. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Şurada gösterdiğim gibi aynı başa kadar gelelim bu şekilde. Diğer kenarı yaparken de şu boşluklardan ekleyerek devam edelim. Evet, sona kadar geldim. Şimdi bir kenarını yaparak şu şekilde. Son boşluğa da 1, 2, 3, 4 tane dörtlü trabzanımızı yaptıktan sonra tutayım da bir. Evet. 1, 2, 3, 4 tanesini yaptım. Şimdi tekrar 5.'yi yaparken 6 tane zincir çekiyoruz ve tekrar burada, pardon, 6 diyorum, 10 tane zincir çekiyoruz. Önce 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5 zincir. Şimdi ekleyerek devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şu altta 2 tane boşluğumuz kalacak. Hemen şuradaki boşluğun içine 5 zincir çektik, alalım elimize. Boşluğun içine giriyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 zincir çekiyoruz.
Şimdi ördüğümüz modele gelerek 6. yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 Kapattım. Şu şekilde kenar zincirinden eklemiş olduk. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde tığın başını iki kez dolayarak diğer yaprağın ortasına geçiyoruz. Önce 4 tane trabzanı yapıyoruz. 3 4 ve kapatıyoruz. Şimdi 10 zincir değil 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 zincir. Geliyoruz yine arkadaki ekleyeceğimiz modele. Hemen sıradaki boşluğa yine giriyoruz şimdi. Sık iğne ile birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz aynı boşluğa. İkinci yaprağımızı yapıyoruz. Yine tığın başına iki defa dolamayı unutmuyoruz. 1 2 3 4 ve kapattık. Bir tane de zincir çekelim. Şöyle bakın. Sadece kenardaki zincirlerden ekleyerek örme şeklimiz aynı. Her boşluğa yine iki tane dörderli trabzanlarımızı yaparak eklemeye devam ediyoruz. Modelin sonuna kadar. Dediğim gibi ne yapacaksanız şunların uzunluğunu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi tekrar iki doladık. Diğer boşluğa. Diğer çiçeğin ortasına daha doğrusu girdik. 2 3 4 ve kapattık. Yine 5 zincir. Geliyoruz diğer boşluğa. Birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir. Dönüyoruz aynı şekilde 2 doladık aynı boşluğa tekrar 4 tane daha trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 ve kapattık. Bir zincir çekiyorum. 2 doladım. Diğer çiçeğin içine giriyoruz ortaya. Tekrar 4 tane. 3 trabzanı yapıyorum. Kapattım ve 1 2 3 4 5 zincir. Geliyoruz diğer zincirin içine. Birleştirdik. 1 2 3 4 pardon 4 5 zincir daha çektik. Döndük. 2 doladık yine ortaya giriyoruz 4 tane trabzan. Her ortaya 2'şer tane dörtlü trabzan yapıyorduk. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Sadece bu sefer zincirleri ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi yine 2 doladık diğer boşluğa. İki, üç, dört ve kapattık. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Sıradaki boşluğumuz belli zaten. Hemen arasına girdik. Sık iğneyle birleştirdik. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Geldik yine çiçeğimizin ikinci dörtlü trabzanını da yapıyorum. 1 2 3 4 ve kapattık.
İki doladık. Burada evet biz bir zincir çekiyorum sıkıştırmak için. Bazen çekmeden geçiyorum. Fark etmez. Çekebilirsiniz de çekmeyebilirsiniz de. İki doladım. Tekrar ortaya girdik. Önce 4 tane trabzanı yapıyoruz. Kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Önce ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar döndük. Ve 4 trabzan. Ve 4. Evet, burayı da bitirdim. Bir zincir çekeyim. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde her birine sırayla yaparak bu şekilde ekleyeceğiz. Şimdi bunu dantel olarak kullanmak isterseniz, yani uzunca yapıp runner olarak yapabilirsiniz. Komple bütün olarak masa örtüsü yapabilirsiniz. Yani aklınıza ne gelirse aslında her amaca uygun bir motif gibi oldu ve gayet de şık duruyor. Kenarına da en son bittikten sonra komple sık iğne gidebilirsiniz. Şimdi şurayı tamamlayalım, köşeyi bitirelim. Yine iki doladık. İki. Üç. 4 kapattık. 1 2 3 4 5 zincir geliyoruz boşluğun içine. Birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir tekrar. 2 doladık. Yine aynı boşluğa 4 tane daha yapıyoruz. 4 ve kapatıyoruz. Şimdi son çiçeğimizin içine giriyorum. 1 2 3 4 kapattık. 1 2 3 4 5 zincir geliyoruz yine hemen son çiçeğimize de ekliyoruz sıradaki zincirden tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektik döndük. Şimdi 1 2 3 4 5 tane yaprağımız var. 6. yaprağı yaparak bitiriyoruz. 1 2 3 4 ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyoruz ve ilk yaptığımız yaprağın tepesine birleştiriyoruz. Evet, bu kadar kolay ve güzel bir model bence. Dediğim gibi biraz tabi ütülediğimizde şöyle daha güzel duracak. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Dediğim gibi şu ortayı o uzunlukta çekiyorsunuz. Hepsini şeritler halinde tek tek örerek şu şekilde ekleyerek istediğiniz boyutta ürünler elde edebilirsiniz. Şimdi kenarı bu şekilde zincirli duruyor her tarafı. Komple bunun kenarına çok farklı bir şey yapamayız. Ya komple sık iğne yapacağız. Ya da şu yapraklara benzer yapraklar yapacağız. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hemen bunun kenarında göstermek istiyorum. İçine giriyoruz. Zincirin 1, 2, 3, 4 zincir. Ona uyumlu olsun diye yine böyle dörtlü trabzanlar yapabiliriz. 3,
4. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekelim. Aynı boşluğa tekrar. 1, 2, 3, 4. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir tekrar. Bu kenar olduğu için burada bir tane daha yapacağım. 2, 3, 4. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şimdi diğer boşluğa geçip yine aynı şekilde içteki çiçeklerin desenine uygun olarak bir oya yapayım derseniz ya da kenar bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi sadece sık iğne gidebilirsiniz. Gayet o da güzel durur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar aynı boşluğa. 1, 2, 3, 4, kapattım. Şimdi her boşluğa böyle ikişerli dörtlü trabzan yaparak komple kenarına gidebilirsiniz. Şu geçişte de yine burada 7 zincir çekerek geçersiniz buradan buraya. Gayet iç kısmıyla uyumlu bir kenar elde etmiş olursunuz. Ya da komple her zincire sık iğne yapabilirsiniz. Onu da deneyeyim, onu da gösterelim. Şimdi onu söküyorum, deneme olduğu için. Yine bitirdiğimiz yerden, modelimiz bittiğinde istediğimiz ürünü elde ettiğimizde komple zincirin üzerine bana kalırsa sık iğne yapmanızı tavsiye ederim. Kenar kısımda gayet güzel duruyor. 10 tane zincirimiz zaten var burada. 11-12 tane sık iğneyi alır. Evet, şimdi direkt diğerine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakalım. Evet, 11. 12'yi kaldırır. 12 tane sık iğne yapalım. Diğer boşluğa geçerken direkt geçelim. Böyle divlim divlim durur kenarı da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan bir sonrakine hemen yine aynı şekilde 12 tane, 2, 3, şöyle de yapalım bir bakalım, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diyoruz. Hemen bir sonraki boşluğa atlıyoruz. Evet, şöyle bir bakalım. Bak, sık iğne bence daha kibar ve güzel durdu. Yani sık iğne yapmanızı tavsiye ederim diyeyim. Şu geçişi de aynı şekilde geliyoruz buraya. 12 tane sık iğne yapıyoruz. Buradan buraya direkt atlayıp bu tarafa da 12 tane sık iğne yapıyoruz. Kenar kısmını bu şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi modelin daha fazla anlatacağım bir yönü yok. Tarif ettiğim gibi istediğiniz uzunlukta yapıp ne yapacaksanız tabii ona göre istediğiniz uzunlukta yapıp komple çiçekleri tamamlıyorsunuz. Sürekli şeritler halinde yaparak son sıraya giderken, ikinci sıraya giderken de zincirlerden ekleyerek devam ediyorsunuz. Böyle çiçek görünümünde. Hatta şey yapabilirsiniz. Bir sırayı farklı, bir sırayı farklı renklerde de yapabilirsiniz. Rengarenk
bir örtü de oluşturabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Güzel, çıtı pıtı bir model. Örmesi de oldukça zevkli ve kolay. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdilik bu kadar. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Hoşça kalın.